Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Nisan 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz Merkür 27 dereceden itibaren retro hareketine başlayacak Koç burcunda. 25 Nisan'a kadar gerilecek 15 dereceye kadar. Sonra 25 Nisan tarihinden itibaren 15 dereceden ileri hareketine başlayacak Koç burcunda 12. evinizde. Şimdi aya Merkür'ün retrosuyla beraber başlıyoruz. Sizin 12. evinizde olacak dedik. Şimdi biliyorsunuz Merkür'ün retrosunun olumlu ve olumsuz manaları var. Önce olumlu etkilerinden bahsedelim. Olumlu manada eskiden görüşülmüş anlaşma ve sözleşmelerin imzalanması, eskiden yapılan bir satın alma sürecinin tamamlanması, ertelenen veya mazisi olan bir eğitimin tamamlanması ya da sertifikanın alınması, eskiden görüşülen kişi de kurumlardan tekrar görüşme talebinin gelmesi. Bunlar özel hayatla ilgili de olabilir. Ama burada sizin örtülü bir alanda olduğu için bunlar böyle daha gizli kapaklı şekilde gerçekleşecek manasına geliyor. Yani eski ile bağlantılı konuların daha böyle gizli şekilde sürdürüleceğinin habercisidir. Bunun dışında daha önce aklınıza gelmeyen fikirlerin gelmesi, fark edemediğiniz detayları görebilmeniz, ortaya çıkması gereken bilgilerin gün yüzüne çıkması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Olumsuz manada ise eski iletişim problemlerinin ortaya çıkması ya da tekrar etmesi, cihazların bozulması, ulaşımda sorunların ortaya çıkması, geri çekilmeler, iptaller gibi durumlar getirebilir. Dolayısıyla biz bu Merkür'ün retrosu boyunca yeni satın almalardan, yeni anlaşma ve sözleşmelerden, yeni ilişkiye başlamaktan, yani hiç tanımadığınız birisiyle yeni bir ilişkiye başlamaktan ya da yeni radikal kararlar almaktan, ameliyat vesaire böyle hani başka uygulamalarınız varsa bunları da biraz daha böyle ertelemenizde yarar görürüz. Ve dediğim gibi bu bahsetmiş olduğum yeniliklerden de uzak durup biraz daha böyle zamana yaymanızı, ertelemenizi tavsiye ediyoruz. Fakat eğer haritanızda Merkür'ünüz retroda bulunuyorsa sizler için tam tersi bir durum söz konusudur. Sizler için olan akışta ilerleyecektir her şey. Hatta daha size uyumlu çalışacak buradaki Merkür'ün bu pozisyonu diyebiliriz. Dolayısıyla Merkür retroda olan arkadaşlarımız bu süreci değerlendirebilirler. Hiçbir problem yok. Yeni bir başlangıçlar vesaire yapabilirler. Fakat Merkür retroda olmayan arkadaşlarımız daha çok tamamlama, eskiyle alakalı olan işleri bitirme ya da kaçırmış olduğunuz fırsatları yeniden değerlendirme gibi işlerle geçirmenizi tavsiye ederim. Yeni kararlar, yeni imzalar, işte yeni başvurular vesaire ya da satın almalar, imzalar vesaire bunlardan uzak durmakta yarar var bu süreçte diyelim. Özellikle de para konusunda çok dikkat edin. Neden derseniz bakın. Burada Venüs ve Neptün'ün kavuşumu yaşanacak. Tam kavuşum da 3 Nisan'da 28 derecede Balık burcunda 11. evinizde olacak. Dolayısıyla biraz özellikle para ve ilişkiler konusunda yanılgılara açık olduğumuz, kafa karışıklığı yaşadığımız bir dönemde olacağız. Özellikle Merkür retrolarında dolandırıcılık hikayeleri, işte kandırılmalar, yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar vesaire bunları çok fazla tanıklık ederiz. Dolayısıyla burada bu etki de devredeyken özellikle böyle biraz daha bir çarpan ekliyor diyebiliriz. Özellikle de ayın 5'ine kadar parayla ilgili bütün konulara çok dikkat edin. İlişkilerinize de, duygusal anlamda ilişkilerinize de çok dikkat edin. Eskiyle alakalı geri dönüşler olabilir. Özellikle hani eski sevgililer, işte eski evlendiğiniz, işte eski eşler vesaire, eskiden tanıştığınız kişiler tekrar geri dönüş yapabilir ama özellikle ayın 5'ine kadar yalanlarla geri dönüş yapabilirler bunlar size. İşin içinde yalan da olacak. Dolayısıyla hem ilişkilerde hem de parayla ilgili konularda bütün anlaşma ve sözleşmelerde dikkat etmemiz gerekiyor. Ayın 5'ine kadarki süreç daha da dikkat çekiyor bu anlamda. Çok daha dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi. Sonrasında burada Venüs yer değiştirecek, 12. evinize geçecek bahsedeceğim ama burada yakın temasta olduğu için özellikle dikkat etmek gerekiyor diyebiliriz. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 5 Nisan tarihinde az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Venüs burç değiştirecek. 5 Nisan tarihinden itibaren Koç burcunda sizin 12. evinizde ilerlemeye başlayacak.
Henüz 12. evde ilham ve sezgilerimizin arttığı, başkalarının ruhsal durumunu rahatlıkla anladığımız, sevdiklerimize yardım etmekten keyif aldığımız bir dönemi işaret eder. İlişkilerde ise geçmişte tanıdığımız birinden teklif alabilir, birine gizlice aşık olabilir ya da uzakta bulunan biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca gizlice başlatılan bir ilişkinin bu etki altında gerçekleşmesi de olasıdır. Birine karşı karmik bir çekim hissedebilirsiniz veya bir şekilde yardımınıza ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birinden etkilenebilirsiniz. Aşık olduğunuz kişinin mesleği hastaneler, hapishaneler, denizcilik, sanal alem, sanatsal faaliyetler, ruh bilimleri ve metafizikle ilgili olabilir. Bu alanlarla ilgili mesleklerde çalışıyorsanız maddi yönden kazançlarınızda artışlar olabilir ya da anlaşmazlıklarınızda çözümler getirebilirsiniz. Olumsuz etkilerde ise bitmiş ya da uzakta olan ilişkiye özlem duygusu, ilişkiye dair endişeler, sırların ortaya çıkması, yaşanan hayal kırıklıkları, hatta ilişkinin bitmesi anlamına gelebilir. Bu dönem sevgiyi paylaşmak yerine yalnızlık ihtiyacı artacağından, daha sonra pişman olabileceğiniz radikal kararlar almak yerine biraz zamana yaymak yerinde olacaktır. Ayrıca size gizlice düşmanlık etmek isteyebilecek kadınlar, kız kardeş ya da kız kardeş figürü taşıyan kişilere karşı da dikkat olmakta fayda var. Parayla ilgili konularda yanılgılara ve kandırılmaya açık bir dönemde olacağınız için temkinli yaklaşmak yararınıza olacaktır. Şunu da ekleyelim. Burada güneş olacağı için ayın 19'una kadar Venüs evet burada yine o yanılgılara açık olduğumuz bir süreci gösterir ama önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Hatta hani burada ilerleme fırsatı da bulabilirsiniz. Özellikle 12. ev yurt dışı bağlantılı işler, sanal alem üzerinden yürütülen işler ya da bahsetmiş olduğum hastane şifalanma hem ruhsal şifalanma hem normal tedaviler vesaire sağlık sektörüyle alakalı işler. Dediğim gibi dijital mecra üzerinden yapmış olduğunuz bir mesleğiniz varsa bunlar üzerinden destekleneceğiniz zamanlardır. Güneş de burada olacağı için ayın 19'una kadar ve bahsedeceğim başka etkiler de var. Hepsinden detaylıca bahsedeceğim. Bunlar konusunda da sizi destekleyebilir. Hani bunu da eklemiş olalım. Aynı zamanda 5 Nisan'da Güneş ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu da var. Hatta bu hani sizi destekleyecek güçlü kişiler olabilir dedik hani buradaki güneşin varlığıyla. Bunların size yaklaşımı ya da kuracağınız bağlantılar sayesinde burada önemli kadersel durumlar yaşayabileceğinizin hatta size böyle bir fırsat alanı yaratabileceğinin göstergesidir. Hani bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız yani geçmişte bir girişiminiz varsa bununla alakalı önemli kişilerden destek alabilirsiniz ve bunlar da sizin için önünüzde yeni bir kapı açabilir. Bundan sonraki kaderinize de tesir edebilir eğer böyle bir yol almak istiyorsanız. Örneğin işte yurt dışı bağlantılı işler dedik, sanal alem üzerinden yapılan işler dedik, yine ruhsal şifalanma, işte meditasyon olabilir, enerji çalışmaları olabilir, astroloji, psikoloji vesaire ya da komple bütün sağlık sektörüyle alakalı bir meslek, bir iş yapmak istiyorsanız bunlarla alakalı bir alan açılabilir ve birilerinden yardım ve destek alabilirsiniz. Kaderinizde bununla alakalı bir önünüzde kapı açılabilir diyebiliriz. Ya da illa bunlar olmak durumunda değil, geçmişle alakalı bir konuda halletmek istediğiniz bir durum varsa ya da uzakta bulunan kişiler ya da uzaktan işimle yapılan işler bunlarla alakalı da bir gelişmeyi işaret edebilir. 8 Nisan tarihinde ise çok çok önemli Koç burcunda 19 derecede bir güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmaları biliyorsunuz yeni aylar gibi çalışır. Yepyeni bir başlangıcın habercisidir. Çok güçlü çalışacak. Güneşin yücelim derecesinde 19 derecede gerçekleşecek. Sizin 12. evinizde 12. ev konuları üzerinden hayatınızda yepyeni bir başlangıç var manasına geliyor. 12. ev biraz böyle bizim kadersel alanımız, kontrol dışı alanımız. Biraz aslında bakarsanız kaderin getirdiği bir durum var. Siz biraz buna maruz kalıyorsunuz, bunu yaşıyorsunuz gibi bir yönü de var aslında bakarsınız. Ama az önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili bir yol almak istiyorsanız, yol kat etmek istiyorsanız da bu açıdan son derece güzel diyebiliriz. Özellikle burada 19 derecede görmüş olduğumuz Şiron'la kavuşum halinde gerçekleşecek bu güneş tutulması. Dolayısıyla öncelikle
ruhsal anlamda daha önce çaresiz kaldığınız, güçsüz hissettiğiniz bir travmanız varsa bunu aşmak adına bir tedavi sürecinin başlatılması, psikolojik manada bir tedavi sürecinin başlatılması ve artık bunu yenmek, aşmak adına bir sizin adım atabileceğinizin göstergesi olabilir. İlla ruhsal şifalanma olmak durumunda değil. Normal sağlık problemlerinizle alakalı olarak da bir tedavinin başlangıcı manasına gelebilir. Eğer hamile kalamıyorsanız, özellikle hamilelikle ilgili konuları da ifade ettiği için, bunlarla ilgili hamilelik sürecine ilişkin yeni bir gündem ya da yeni bir tedavi süreci olabilir. Bunu da gösterebilir. Ya da dediğim gibi bütün sağlık problemlerinizle alakalı bir ilaç tedavisi ya da herhangi bir tedavi sürecini tetikleyebilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi burası ruhsal şifalanmayla ilgili konuları da ifade ettiği için, geçmişte yaşadığınız travmalar varsa bunların üstesinden gelmek adına bir adım, bir tedavi, bir psikolojik yardım alma sürecini de gösterebilir aynı zamanda. Bunun dışında eğer sağlık sektörüyle alakalı bir işe başlamak istiyorsanız, farmakoloji yani ilaçla alakalı, eczacılıkla alakalı ya da herhangi bir şifalanmayla alakalı bir iş yapmak istiyorsanız, buna dair çok güçlü bir başlangıcı da gösterebilir. İşte psikolojik danışmanlık, astroloji, işte meditasyon uygulamaları vesaire, bu tarz çalışmalar da olabilir. Yani manevi yönden şifalanmayı da anlatabilir. Normal sağlık uygulamalarında gösterebilir. Ve dediğim gibi ilaçlarla alakalı bir mesleği de gösterebilir. Bunlara dair yepyeni bir başlangıç olabileceğinin habercisi olabilir. Bunun dışında dediğim gibi, az önce bahsetmiş olduğum gibi, sanal alem üzerinden yurt dışıyla bağlantılı ya da başka neler söyleyebiliriz? İşte internet üzerinden birilerine eğitim vermek, eğitim almak vesaire, böyle bir durum da işaret edebilir aynı zamanda. Bunlara dair bir başlangıç da ifade edebilir. Bir de özellikle daha detaya inecek olursak, burada Koç burcunda gerçekleşecek dedik bu güneş tutulması. Yönetici gezegenin Mars'ı Satürn'le temas halinde görüyoruz. 10 Nisan'da da Mars-Satürn tam kavuşum yapacak 14 derece balık burcunda. Dolayısıyla burada yaşananların iş hayatınızda bir bağlantısı olabilir. Devletle bir alakası olabilir. Yaşlı kişilerle ilgisi olabilir. Yönetici pozisyonunda bulunan kişilerle alakalı olabilir. Baba ve baba figürü taşıyan ya da eril kişilerle bir bağlantısı olabilir. Şimdi biliyorsunuz, hani dedik ki güneş tutulmaları yeni başlangıçlarla alakalıdır. Evet, ama 12. evde sonlanmalarla ilgilidir. Dolayısıyla burada bu başlangıcı yapmak için aynı zamanda bir sonlanma da yaşayabilirsiniz. Yani öncesinde bir sonlanma gerçekleşip burada bu başlangıcı o şekilde yapabilirsiniz. 12. ev uzakları anlatır. Örneğin askere gideceksiniz, işinizi bıraktınız gibi. Ya da işte emekli olacaksınız, artık işinizi bıraktınız, yeni bir hayata başladınız, işte uzak bir yere taşındığınız gibi. Ya da yurt dışından yeni bir iş teklifi aldınız, daha öncesinde görüşmeleriniz vardı. Burada Merkür de retroda olduğu için özellikle hani bir öncesi var bu olayın. Mutlaka hani 12. evde geçmişimizle alakalı olduğu için. Bunun her ne olursa olsun bu yeni başlangıcın bir geçmişi de var aynı zamanda. Ve dediğim gibi bir şeyleri de bırakmanız, bitirmeniz gerekebilir. Ya da resmi bir tarafı var manasına geliyor. Yani bunun yasal bir süreci var. Ama her neyse, burada bir hak edişiniz var. Bir kere Venüs sizin güney düğümünüzün yönetici gezegeni olduğu için ve o da burada bulunduğu için bu olayın böyle yine bir karmik bir tarafı olduğunu gösteriyor. Karmanın lordu zaten Satürn burada, bu tutulmanın gerçekleştiği burcun yönetici gezegeniyle temas halinde görünüyor. Dolayısıyla neyi hak ediyorsanız onu alacaksınız. Bu manada çok dengeli çalışacak diyebiliriz. Olayın böyle bir karmanızla, kaderinizle bağlantısı var. Hatta
Bu böyle bir karmik hesaplaşma, yüzleşme, bazı kişilerle geçmişe dair her ne varsa bunların ortaya çıkması, gün yüzüne çıkması, burada kim neyi hak ediyorsa payına düşen bunun alınması gibi bir durum da var işin içerisinde. Hani bu burada sadece bu 8 Nisan'da yaşanacak gibi düşünmeyin. Bunun öncesi ve sonrası olacak. Ama burada her ne yaşanırsa kadersel ve karmik bir tarafı var diyebiliriz. Yani kadersel derken bundan sonraki kadere tesir edecek bir tarafı var. Ve karmik bir tarafı da var sizin için. Geçmişte neyi yaşattıysanız, iyi ya da kötü, onun tezahür şeklinde gelişmeler yaşayacaksınız. Ve hani ne hak ediyorsanız onu alacaksınız. Resmi bir tarafı da var diyebiliriz. Yeni bir başlangıç var evet, ama bir takım sonlanmaların beraberinde getirdiği bir başlangıç olacak sizler için diyebiliriz rahatlıkla. Bir kez daha altını çizerim. Evet, şimdi geçelim diğer konu başlığımıza. 11 Nisan tarihinde ise Güneş ve Merkür'ün kavuşumu yaşanacak. Yine 12. evinizde 22 derecede Koç burcunda Merkür ve dediğim gibi Güneş'in kavuşumu yaşanacak. Çok değerli. Biliyorsunuz Merkür Güneş kavuşumlarının manevi etkileri vardır. Dua, meditasyon, enerji çalışmaları, imgeleme uygulamaları için uygun zamanlardır. Merkür bu dünyadaki hafızamız, öğrendiklerimiz, ezberlediklerimizle ilgilidir. Merkür retrodayken iş evinde bozulmalar olduğu için aklımızda değil, daha çok ruhumuzla hareket ederiz. Ruhumuz ise hem geçmişi hem geleceği çok iyi bilir. Evrenin yasalarının nasıl çalıştığına son derece hakimdir. Dolayısıyla kararsız kaldığımız bir durum varsa bu konularda ruhumuza danışabileceğimiz, derinleşebileceğimiz özel bir zaman diliminde olacağız. Ayrıca geçmişe dair olumsuz düşünce kalıplarından arınmak, bilinçaltı temizliği yapmak için de kullanılabilir. Türkiye saatiyle Ankara'yı baz aldığımızda 12 Nisan gece 02.02'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını değerlendirebilirsiniz. Bu manada çok güzel çalışır. Hatta 12. evinizde olduğu için daha olumlu etkilerini gözlemleyebilirsiniz diyebilirim. Bunun dışında normal hayatla ilgili olarak da bütün bu bahsetmiş olduğum Merkür'ün retrosuyla beraber yaşayacaklarınız konusunda bir netliği getirir. Yani işte geçmişe dair anlaşma ve sözleşmelerin yapılması, eğitimin tamamlanması vesaire. Özellikle sanal alem üzerinden bir eğitim alıyorsanız, işte geçmişi varsa onun artık netleşmesi, bitirilmesi gibi daha böyle netlik kazandıracak bu Merkür'ün retrosuyla beraber burada yaşayacağınız bu geçmişle bağlantılı konular üzerinden diyebiliriz. Hemen sonrasında ise 17 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz Kuzey Ay Düğümü ve Venüs'ün kavuşumu yaşanacak. Arka arkaya Venüs hem Kuzey Ay Düğümü'ne kavuşacak, hem burada retro halinde bulunan Merkür'le kavuşum yapacak. Sonrasında ise Şiron'la kavuşum yapacak. Yine bakın burada kadersel gelişmeler yaşayacağınızın habercisi. Özellikle Venüs biliyorsunuz parayı temsil ediyor. İkili anlaşmalar, sözleşmeler, kadınlar, kız kardeş figürü taşıyan kişiler, ya da aşk hayatınız, daha öncesi varsa özellikle de, ya da gizli kapaklı yürütülen bir ilişki ise, aşksa ya da platonik bir durumsa, bunlara dair geçmişle alakalı bir hesaplaşma, yüzleşme, hatta barışma, geçmişte yaşanan iletişim problemlerinin oturulup konuşulması, yüzleşmeler vesaire, neydi problem, ne yaşamıştık vesaire, bunların değerlendirilmesi gibi bir durumu anlatıyor. Ve özellikle bunları şifalandırmak istediğinizi de söyleyebiliriz. Şiron'la da temas olduğu için. Burada her neyin adımını atacaksınız, ne yaşıyorsanız bundan sonraki burada alacağınız kaderler doğrultusunda ilerleyeceğinizin de göstergesidir. Özellikle Kuzey Ay Düğümü'ne de temas halinde olacağı için burada bir kader belirlenecek ve bundan sonraki kadere tesir edecek. Burada her neyin konuşmasını, yüzleşmesini ya da barışmasını yapıyorsunuz, ama özellikle kadınlarla ilgili görünüyor, ya da dediğim gibi para konusunda ya da dediğim gibi bir anlaşma, sözleşme vesaire varsa bunlar üzerinden de olabilir. Evet, asıl bu görselde anlatmak istediğim farklı bir durum var, ona değinmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sizin burcunuzda, çok çok önemli, sizin burcunuzda yaşandığı için bu kavuşum, 21 derecede Uranüs ve Jüpiter'in kavuşumu yaşanacak. 21 Nisan'da tam kavuşum gerçekleşecek. Fakat bir ay öncesinden etkilerini hissettirir. Bir ay sonrasına kadar da buradaki
o etkileşimin getirilerini yaşayacaksınız. Özellikle Jüpiter ikizler burcuna geçince kadar bu kavuşumun etkileri kendini gösterecektir. Şimdi burada Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumuyla beraber özellikle özgür olmak isteyeceksiniz. Özgün olmak isteyeceksiniz. Bazı fazlalıklardan kurtulmak isteyeceksiniz artık. Yani böyle başınızı ağrıtan, sizi yoran, her ne varsa bunlardan artık özgürleşmek isteyeceksiniz. Daha kendiniz olmak isteyeceksiniz. Her ne yapmak istiyorsanız hayatla ilgili olarak orada olmak isteyeceksiniz. Kendiniz olmak isteyeceksiniz. Bunu gösterir en başta. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık, anlaşma ve sözleşmeleriniz varsa, daha önce atmış olduğunuz imzalarınız varsa, bunlardan feragat etmek, boşanmak, kurtulmak gibi etkiler taşıyabilir. Özgür olmak isteğiniz bu şekilde tezahür edebilir. Yani sizi yoran, içerisinde mutsuz hissettiğiniz bir ilişki ya da evliliğiniz varsa, buradaki kavuşumun etkisiyle beraber bundan artık kurtulabilirsiniz. Bu ilişkiyi tamamen bitirebilirsiniz. Bunu gösterebilir. İşle bağlantılı konularda da aynı şekilde, eğer hani artık yapmak istemediğiniz bir işiniz varsa yine bunu bitirebileceğinizin göstergesidir. Özellikle dediğim gibi bir emeklilik süreci olabilir ya da daha artık çalışmak istediğiniz farklı alanlar vardır. Kendinize yakın gördüğünüz. Bununla ilgili de aynı zamanda bir girişiminiz olabilir. Bu şekilde de çalışabilir. Bunun dışında mevcut işinizle alakalı olarak ise burada hani Uranüs 10. evinizin yönetici gezegeni olduğu için özellikle bir destek de görebileceğinizin göstergesi. Yani işinizde büyüyebileceğinizin göstergesi olabilir. Terfi almak, işte pozisyonunuzun değişmesi, daha önemli bir konuma gelmek ya da önemli kişiler tarafından desteklenmek gibi bir durumu da işaret edebilir. Aynı zamanda bunu da gösterebilir. Ya da kendi işinizi kurmak istiyorsanız, kendi girişiminizi, özellikle de böyle dijitalle alakalı teknolojik ürünler, dijital ürünlerin alınıp satılması ya da bunların işte başkalarına eğitimin verilmesi ya da sanal alem üzerinden, özellikle 12. ev etkileşiminde çok fazla olduğu için sanal alem üzerinden insanlara bir şeyler satmak, işte e-ticaret vesaire ya da işte yurt dışına pazarlamak bir şekilde, yine internet üzerinden ya da internet üzerinden insanlara eğitim vermek gibi konuları da ifade edebilir. Bu anlamda bir girişim düşünüyorsanız kendi işinizi kurmak adına önemli bir katkıda sunabilir aynı zamanda diyebiliriz. Sonrasında ise 23 Nisan tarihinde bir dolunay yaşayacağız. Dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşecek, 4 derecede Akrep Burcu'nda. Dolunaylar biliyorsunuz kapanışları işaret eder. Bazı konularla ilgili netleşmeleri gösterir. 7. ev konuları üzerinden bazı bitişler, netleşmeler, bazı kişi ya da durumların komple hayatınızdan çıkarılması gibi bir durumu ifade edebilir. O yüzden çok çok önemli, birinci dereceden sizi etkiliyor diyebiliriz. Dediğim gibi Akrep Burcu'nda 4 derecede gerçekleşecek. Şimdi 7. ev neydi? Bir kere bizim ilişkilerimiz. Bir ilişkimiz, partnerimiz, evliliğimiz varsa buna dair bir karar olabilir. Ve dediğim gibi bu bir boşanma, komple ilişkiyi bitirme şeklinde gerçekleşebilir. Eğer sizi böyle yoran, üzen bir ilişkinin içerisindeyseniz, özellikle 12. ev etkileşimi bilmediğiniz sırların ortaya çıkması gibi bir durumu tetikleyebilir. Bilirsiniz, bunu gösterebilir. En başta bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında biz her türlü sosyal ilişkilerimizi anlatır. Başlatmış olduğumuz mahkemeleri anlatır. Aynı evi paylaştığımız kişileri temsil eder. Ticari ortaklıklarımızı gösterir. Bütün anlaşma ve sözleşmelerimizi gösterir. İşte bunlar protokol, mutabakat, vekalet gibi süreçleri de temsil eder. İkinci çocukla ilgili konuları ifade eder. Açık düşmanları gösterir. Bunlar üzerinden de bir hesaplaşma, bir yüzleşme, netleşme ya da bir bitiş ya da bir tamamlanma, yani öncesi varsa bunu artık tamamlıyorsunuz, bu işi bitiriyorsunuz, başka bir işe geçiyorsunuz gibi bir durumda ifade edebilir aynı zamanda.
Hemen sonrasında ise 29 Nisan tarihinde sizin yönetici gezegeniniz Venüs Boğa burcuna geçecek. Çok önemli. Hani burada sizin yönetici gezegeniniz artık sizin burcunuzda olması sizi her anlamda destekleyecek diyebiliriz. Belki aradığınız o nefes artık 29 Nisan tarihinde nefes alacağınız bir süreci getirecek bu transit sizler için diyebilirim. Öncesinde zaten 19'undan itibaren az önce de belirtmiştim. Güneş de sizin burcunuzda olacak. Dolayısıyla sizin ışığınız parlayacak. Siz ön plana çıkacaksınız. Önemli kişilerden destek alacaksınız. Büyüme fırsatı yakalayacaksınız. Jüpiter de zaten sizin burcunuzda. Ve hayatınızda muallakta kalan her ne varsa bunları ışıkta tutacak. Gerçekleri daha net bir şekilde göreceksiniz. Radikal kararlar da alabilirsiniz. Hayattan ne istiyorsanız artık hani her anlamda iş, ilişki, sağlık, dış görünüş vesaire, özellikle Venüs de burada olduğu için bunları hayata geçireceğiniz çok özel bir dönem olacak. 19 Nisan tarihinden itibaren hepinizin doğum günlerini de kutluyorum. Umarım sizler için tahmin ettiğinizden de güzel bir yaş olur. Ama öncelikle şimdi burada Venüs'ün etkilerinden bahsedelim. Venüs birinci evde ya da güneş burcunda daha uzlaşmış ve diplomatik davranarak anlaşmazlıklarımızı sonlandırıp çevremizdekilerle barışacağımız bir süreci gösterir. Bu döngü sırasında herhangi bir şeye hayır demek biraz zor olabilir. Tavrınız daha iyimser ve daha nazik bir hal alabilir. Evlilik ya da ilişkilerde romantik jestler ve küçük hediyelerle mutlu edebilirsiniz. İlişkinizi bir adım öteye taşıyabilir, evlilik, söz, nişan gibi bir karar alabilirsiniz. Bekarsanız yeni bir partnerle tanışıp ilişkiye başlamanız mümkündür. Hiçbir şey yapmasanız bile insanlara normalden daha çekici geleceğiniz zamanlardır. Başkaları tarafından aranan kişi olursunuz. Kalabalıklara karışmak, sanatsal aktivitelere katılmak ve sosyal etkinlikleri ziyaret etmek için harika zamanlardır. Beklediğiniz ilişki fırsatı buralarda karşınıza çıkabilir. Kendinizi fiziksel olarak şımartabilir, imaj yenileyebilir, dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Lüks yaşamlara, statü sahibi kişilere veya dış görünüşü etkileyici kişileri çekebilirsiniz. İşle ilgili fırsatlar, ortaklıklar, grup işbirlikleri getirebilir. Mali durumunuzun gelişimine mutlaka katkı sunacaktır. Zordaysanız elinizin rahatlamasını sağlayabilir. Kız kardeş figürü taşıyan kişiler ya da kadınlarla ilgili bir gündemi ya da onlardan gelen bir desteği de gösterebilir. Aynı zamanda diyebiliriz. Aslında bakarsanız 19'undan itibaren sizin için daha keyifli bir dönem. Fakat burada 29'undan sonra sizin yönetici gezegeniniz Venüs'ün de Boğa burcuna geçmesiyle beraber işler daha da keyifli olacak. Her neyi yapmak istiyorsanız insanlara daha cazip geleceğiniz ya da orta yolu bulacağınız, ortak paydada buluşabileceğiniz, dengeyi sağlayabileceğiniz bir zaman dilimini tetikleyecek. Sizin için de çok daha keyifli bir sürecin başlangıcı olacak diyebiliriz. Evet, özet olarak bu ay bu şekilde. Umarım her ne yaşanırsa yaşansın sizin hayrınıza, güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olduğu çok özel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.